Merhaba oyun bugün sizlerin karşısında harika bir klan savaşı günüyle daha birlikteyiz biliyorsunuz 3 kat tp geliyor artık klan savaşlarından etkinlik boyunca biz de hemen sizlerle birlikte alttan başlayarak üçlemeye gide gide savaşı kazanmaya çalışacağız ee, bu sefer üstten başlamadım zaten turandan 1'e falan da aldım 6-5-4'ten itibaren başlayarak en son 3'e kendi hesabından gireceğim şimdi bu hesapta Valkyrie saldırısı yapmak istedim 6'ya altı gerçekten değişik bir köy arkadaşlar Bizim bir üstümüzdeki arkadaş 2 yıldızda kalmış. Şimdi bizim buraya girerken ki ilk amacımız dediğimiz gibi üçlemek. Zaten 2 yıldız alındığı için o bizi zorlayacak. Ee, şöyle bir asker kombinasyonu bastım. 2 golem kendim bastım. Kaleye atıcı aldım Valkyrie saldırısında. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Evet şimdi şu şekilde arkadaşlar. 1 golem buraya 1 golem buraya olmak şartıyla veriyoruz. Ve arkasına 10 tane büyücüyü şu şekilde random atıyoruz. Şimdi onlar oradan ilerlerken şuraya doğru ben hemen zıplama büyümü koyduktan sonra e, ilerlemeye devam edeceğim. Şu anda Golem bayağı canı azalmış durumda ama içeriye çok temiz giriyoruz. Ben mi de atmış bulundum. Artık içeriye girmenin zamanıdır deyip şimdi şurada Klan kalesinden e, zorlu bir şey çıktı. Bir öfke basıp şuraya doğru bir zıplama bastım. Onların e, oradan ilerlemesi muhtemel zaten. Şuradan dışarıdan atıp onlara bir şifa vermek istiyorum. Çünkü çok fazla askerim var kaybetmek istemiyorum. Şuraya bir öfke büyüsü basıp barbar kralıma bastım. Ee, bu benim için iyi oldu. ile orada da bayağı iş yaptı. Şu anda güzel ilerliyoruz. Barbar kralımızı kaybettik ama e, kraliçemiz hala full canla bir şekilde basmadığımız durumda duruyor. E, şu anda ben çok iyi bir ilerleme görüyorum. Oradaki okçu kulesini alırsak çok rahatlayacağız alamadık sol alttaki okçu ok kuletini ve şu anda biraz sıkıntı söz konusu diyebiliriz. Bir tane dal kavuğumuz kaldı atabileceğimiz bir de basabileceğimiz bir kraliçemiz kaldı. En azından büyük savunmaların hepsini aldık diyelim içeride. Dışarıdan temizleyerek devam etmeye çalışsak da bir tane Volker ile bakalım zamana ayak uydurabilecek miyiz? Şuradan şu dal kavuğumu attım risk aldım. Goleme vururken belki alabilirim diye düşündüm ama ıh, yemedi. Bakalım şu saatten sonra savaşın akıbetiyle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Ama 3 yıl gelmeyecek kesin. E, büyük ihtimalle bunu da aldıktan sonra çok ilerleme şansımız kalmayacak. Burada kraliçeme bastım havanı ve topu aldım. Gerçekten bu köy düzenleri belediye binası 10'a geçmiş ama 9 gibi takılan köy düzenleri çok zor oluyor. Çünkü tuzakları belediye binası 10 gibi oluyor. Bu köyünde daha ordu kampı filan tam olmadığı için zorlandık ve ilk savaşta 3 yıldız gelmedi. Ama yine de güzel bir savaş olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen 5'e girmek istiyorum. Evet bu hesaptan da yine savaşı ben yapıyorum. 5'e gireceğim. 5 gerçekten belediye binası 10 bir köy arkadaşlar. Yani gerçekten 10 bir köy. Şimdi burada yapacağımız aslında 6'ya mı yükledik beşi kendimizden mi alsaydık şu an emin olamadım. Yok ya girelim bir şansımızı deneyelim. 6'ya her türlü alırız zaten 7'yi hallederler diye düşünüyorum. Şimdi şu şekilde bir strateji uygulayacağım. Çok dağınık köyleri severim biliyorsunuz. Şuradan 5 tane atıcımı attıktan sonra biraz bekliyorum ve şu arkasına şimdi şifacı veriyorum. Şuradan da 5 tane atıcı verdikten sonra arka iki şifacı veriyorum. Klan kaletini hemen görmemek adına böyle bir taktik uyguladım. Çünkü sağ alttan hızlı girersem klan kaletini erken görürüm dedim. Şuraya zıplama büyüsünü tam koymak zorundayım ve tam koydum. Yoksa gerçekten bir kademe atlayabilecektik sadece. Ve hemen arkasından diğer atıcıları attıktan sonra şurada geri kalan askerlerimi attım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi klan kaleti geldi ikinci zıplama büyümü de şu şekilde kullanıp şuraya bir dondurma büyüsü attım. Bay bay kralımı durdurmak adına. Bay bay kralıma yine de basmak zorunda kaldım. Şurada ikinci öfkemi kullanıp iskelet büyümü şu atıcıların önüne doğru attım. Artık o saatten sonra içerideki askerlerimin daha hızlı olmasını bekleyemem. Zaten öfkeliler. Her şekilde ben bütün askerlerimi içeri soktum. Yani dağınık bir köyü temizleyerek nasıl girilir videosu yaptım yani şu anda. Ona inanıyorum. Ve şu anda evet bütün savunma binaları bitirdik içerideki. Ve aura vuran bir tane sadece havan kaldı. O yüzden iskeletlerimiz bayağı iş yapacak. Burada kraliçeme basmak zorunda kaldım. Çünkü bütün atıcılarım sağ alta yöneldi. Yine de kraliçem ölse bile onların çok iş yapacağını düşünüyorum. Evet şu anda birazcık kader kısmet işi. Şifacılarımız yaşıyor. Atıcılarımız yaşıyor. Talihsiz bir şey olmazsa 1 dakika 30 saniyede ben 3 diyebileceğimizi düşünüyorum. O sağ alttaki inşaatçı hepsinin transit geçmesi biraz beni üzdü açıkçası. Biraz da korkuttu. Ama ne olacağı her zaman dediğim gibi belli olmaz. O iki tane iskelet çok iş yapıyor gerçekten. Tahmin ettiğimden çok iş yapıyor yani. Hadi bebeklerim hadi tatlılarım 1 dakika kaldı. Neyse ki oradaki inşaatçıyı gördüler. Keşke onu görmeselerdi de sağ alttakini görselerdi. Şu anda %91 ama ben bayağı sıkıntılı beklemeye devam ediyorum. Zor bir köydü ve güzel savaştık açıkçası. Biliyorsunuz atıcı konusunda daha iyiyim. Yani Valkyrie savaşını benden daha iyi yapanlar vardır ama atıcı savaşında biraz güvenirim kendime. Evet şu anda hava savunmasını da aldık. Bir tane top kaldı. Şifacılarımız her şeyimiz duruyor. 40 saniye var ve güzel bir 3 geldi diyebilirim şu anda. 2 tane de bomba çıkıyormuş karşılarına. Ya da duvara vurmaya başlıyorlarmış. Olur mu? Olur yani. Hiç görmediğim şeyler gibi davranmayayım. Daha önce yaşadığım şeyler. Şu anda 24 saniye. 23. Hadi be oğlum be. Kanser olduk burada. Kanser. Koş. Atıcı. Bowler. Hadi bowling oynayacağız. Seni bowling oynamaya götüreceğim. Hadi. Hadi bebeğim. Hızlanın biraz. 10 saniye kaldı. Oo. 8 7 6 5 4 3 ve win 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 diyorum 3 yıldız geldi. Zor bir savaştı. Bizim açımızdan çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hemen şimdi 4'e gideceğiz. Eftonisaylar bu hesaplarında 4'e saldırı yapacağım. Ee, bakalım nasıl bir saldırı olacak. Ee, ben açıkçası e, bu taktikle yani çok başarılı olduğum için çok değiştirme yalnız değilim. 4'e birlikte bakalım. Bu arada adamlar ilk 3'ü belediye binası 11 olduğu için bizi çok zorladı savaşta. Şimdi sol alttan 28 Baya bir iki duvara takılıyoruz. Sol alt benim için size. Sağ alttan yüksek tamam içerideyiz. Sağ alttan gireceğim. Aa orada da Klan kalesi var bir tane. Klan kalesiyle hemen şey olmak istemiyorum. X ee, şey var. Ben en iyisi sağ üstten gireceğim. Ne dedim size? Kararsız kalırsanız sağ üstten her zaman girebilirsiniz. Ben o taktiği yaparım her zaman. Kararsız mı kaldın? Bir baba sağ üstten korkma. Şimdi oradan da golemi attıktan sonra iki tane şifacıyı golemin arkasına kaçmasını istemesem de gittiler. Şimdi orada zıplamamız çok iyi çalışmış olsa da bir öfkeye bayağı dağılacağız. Şimdi öfke geldikten sonra da ben şuraya bir buz büyüsü atmak istiyorum. Çünkü girerken en az asker kaybetmem benim için iyi olacak. Tekni vuruyor cehennem kulesi yine. Baybar kralımızı kaybettik. Genelde baybar kral gider ilk önce tekni de. Ee, dur bakalım içeriye büyücü sokamadık. Kraliçemin hızlı bir şekilde oradan bir de çıkartması lazım. Yoksa çok sıkışacağız. Sıkışmayın sıkışmayın hadi çıkart bizi kraliçe be. Maalesef atıcıları kaybettik ama klan kalesini temizlemeyi başardık. Şimdi yapabileceğimiz tek şey ee, hiçbir şey yok. <laughs> Şu anda bekliyorum. Sabırlı bir şekilde kraliçeme bastım. Şuradan iskelet büyümü atmak istiyorum. Ve bir tane oku da şöyle bırakacağım hani tutabildiğim kadar tutayım dedim ama imkanı yok arkadaşlar ya. Şu anda hiç savunmamız yok. Ve büyücü kulesi de şansımıza iskeletlere vuruyor. Onlar da tanklayamayacak. Yine kötü bir savaş olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir savaştı. Evet hızlı bir şekilde güzel bir klan savaşı yapmış olduk sizlere. Ah. Vallahi bayağı vuruyor ya. Yüzde arttıralım ya. Çünkü buraya bir daha saldırmam herhalde başka bir hesapla. <laughs> yeter yani. Bu aldığımız yüzde klan savaşını kazanmak için yeter. Baya da ilerledik abi. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Baya şifacılar baya iyi tanklıyor şu anda. Bir tane okçu da böyle kendini bir havalara soktu. Abi dedi benim sayemde kazanıyoruz dedi. Yok öyle bir şey dedim ama işte anlatamıyorsun ki okçu. Oh. Hemen hızlı bir şekilde atıcıların da vurmasını bekliyorum. %80 de geldi. Çok iyi lan. %81. Hadi. Yok bu da patlayacağız işte. Oha. Şifacılara bak. iman gücüyle iman gücüyle şifalıyorlar. Şifacılar iman gücüyle şifalıyor beyler. Beyler şifacılar pro çıktı. Şifacılar gözleri kör çıktı beyler. Deli gibi şifalıyorlar. %84 geldi. 31 saniye kala. Yanlış anlaşılma olmasın. Saniye. Evet %84 ile bitirdik. Güzel bir savaş. Hemen şimdi sizlerle birlikte ikiye saldıracağım ve klan savaşını bitireceğim. Bu arada arkadaşlar adamlar gördüğünüz gibi bizden %42 ile %90 almışlar. Hani kötü bir yıldız olduğu için kötü. Ben hemen size savaşı izleteyim. Artık bunu da bir şey haline getirelim. Siz hep çok beğendiniz. Benim, benim bana daldıklarını izlemek sizin hoşunuza gitti biliyorum. Evet gördüğünüz gibi atıcıları birazcık benim takdimden özenerek atmaya çalışmış. Birazcık değil hatta benim taktiğime özenmiş diyebiliriz. Ee, beni izliyor da olabilir. Kaleye devammış. Dev almak gayet güzel akıllı mantıklı bir davranış. Ama duvar yıkıcıyla girince ne kadar zaman kaybettiğinin farkında değil. O bir tane büyüğü fazla bastığını sanıyor ama çok zaman kaybetmiş. Ee, bu da atması gerekiyordu zıplamayı atmamış. Burada büyük bir hata yapmış. Zıplamayı korkak değil cesur atmanız lazım. Evet burada gördüğünüz gibi bütün askerleri bir yana toplamış ama daha cehennem kulesini görmeden büyük koruyucusuna basmış. Ve içeriye hızlı girmek istemiş ki belediye binasını almak için. Bu yanlış bir davranış değil ama büyük koruyucuya basmaması lazımdı. Bakın büyük belediye binasını aldıktan sonra nasıl erimiş. Yani ve girdiği lane'de büyük koruyucuya ulaşma şansı o kadar düşük ki. Gerçekten üzüldüm arkadaş adına. %43 alması bile büyük bir şans. Çünkü daha klan kalesini bile halledememiş gördüğünüz gibi. Tebrik ederiz yine de. iki tane büyüyü kullanamadı gördüğünüz gibi. Çünkü büyük koruyucu erken battı. Yani açıkçası 4 tane öfke büyüsüyle de girmek nedir ya? Yani abartılı. Şimdi hemen hızlı bir şekilde belediye binatı 2 ne ya? ikinci sıraya saldıracağım ben de. Hadi oyunsa şu savaşı bitirelim artık. Şimdi 3'e çok güzel bir savaş gerçekleştireceğim. Buraya balon denedim ama olmadı. Bu yüzden hemen sizlerle birlikte atıcı saldırısı yapmak istedim. Aslında girebileceğimiz çok yer var. Ama ben sağ üstten girmek istiyorum açıkçası. Ve oradan da gireceğim. Hemen sizlerle birlikte bakalım nasıl bir savaş gerçekleştirebileceğiz. Şimdi buradan 5 tane atıcımı attıktan sonra 2 tane şifacı arkasına verdim. Biraz bekliyorum. Biraz beklediğim çok değil. Şuradan 2 tane daha atıcımı atıp hemen buradan da devam ediyorum yoluma. Şuraya bir zıplama koyduktan sonra şuradan klan kalesini veriyorum. Klan kalesini verdikten sonra diğer kalan atıcılarımı da atıyorum. Şuraya bir zehir koyduktan sonra hemen geri kalan askerlerimi ve iki şifacımı atıyorum. Şimdi şurada bir öfke batmam lazım. Geri kalan zıplamamı tam şuraya koyuyorum. Ve ah iki tane ben buz büyüsü almışım. Kafaya bak. Cidden kafaya bak. Hiç kafam bir yerinde değil bugünlerde ya benim. O kadar öyle bir etap veriyorum ki size. Kafa gitti yani. Hesap çekilişi yapmaktan kafası giden ilk youtuber. Hadi kraliçe dön içeri gel dön içeri gel alırsan sen alırsın belediye binasını. 2 almamız çok önemli bu savaşta. En azından atıcılarımız e, temizlemiş oldu duvarı açmış oldu bizlere ama yürüyebilmemiz için şuraya ben yeniden bir buz büyüsü attım. Kraliçeme bu da basacağım basmak zorundayım. Çünkü e, ölecek kraliçeme demişim bu arada büyük koruyucuya. 2 yıldız geldi şu anda. Onun mutluluğunu yaşıyorum yaşamıyorum belli değil. Şimdi kraliçeme bu da tekrar bastım. Şurada ilk önce tekniği halletmem çok iyi oldu. Yüzde açısından da yüzdeyi güzelce toparladığımı düşünüyorum. Şimdi şuraya bir iskelet büyüsü atacağım. Çünkü hep test alayım ve büyük koruyucu var. Ondan daha az korunurum diyorum. Aslında biraz 2 almaya girdim. Büyük koruyucunun olduğu taraftan girseydim 3 alma şansım daha fazlaydı. Sağlık olsun yani 2 olsun dedik. Çünkü savaş 3 klan TPS olunca biraz daha ciddiye aldık. Evet güzel bir 2 yıldız ve %80 gibi bir sonuçla buradan da ayrıldık. E, açıkçası ben bu klan savaşını halledeceğimizi düşünüyorum. Çünkü kafamda sistemi kurdum. Mergem'den 7'yi alacağım. Malatya Power'dan alacağım. Buradan da 2'yi deneyeceğim öbür hesabımdan da. Yani 27 yıldız falan yapmış oluyoruz. Ya da 26 yıldız net diyeyim size. Rakibin 26 yapması çok zor gibime geliyor. Çünkü altları çok edik. Benim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Savaş sonunu tabii ki videonun sonuna koyacağım Hepinizi kocaman öpüyorum Bay bay